Evet, bugün yine farklı bir şey yapalım istedik. Evde bu kadar çok kalınca farklı ve değişik şeyler isteyecek ve göreceksiniz ve onları yapın lütfen. Bugün farklı bir mısır yapmak istedik size. Bu mısır ızgarada yani mangalda da olabilir. Ama şu anda mangalımız olmadığı için sizin evde yapmanızı düşündüğümüz için de evde farklı, lezzetli bir mısır yapın istiyoruz. Onun için de mısırlarımızı aldık. Güzelce teflon tavaya çok az bir şey tavanın yanmaması için çok hafif bir tavayı yağladık. Yağladıktan sonra mısırlarımızı koyduk ve adeta güzel bir ızgara yaptık, görüyorsunuz. Çok güzel ızgara oldular, kızardılar, nar gibi oldular. Sonrasında da az bir şey mayonez üzerine, sonrasında da şimdi uygulamalar olarak göstereceğim. Mayonez, şili biberi ve de peynirimizin adı neydi? Coyita. Meksika peyniri, Coyita. Evet, orijinali bu peynirdir. Bu peynir biraz farklıdır. Bizde de Coyita olmadığı için biz bugün bir parmesan kullanacağız. Ama güzel ve lezzetli olması için Meksika Coyita peynirini öneriyoruz. Izgarayı yaptık. Şimdi alalım. Izgaramızı yaptık. Şimdi buradan alalım. Öncelikle geldi. Evet, Esra Hanım, eldivenlerinizi taktınız. Hı-hı. Buyurun. İlk işimiz, şu şişlerden birer tane takabilirsek çok güzel olur. Çok güzel olur. Taktık, tamam, yeterli. Bence yeterli, çok fazla uğraşmaya gerek yok. Bu gayet iyi. Evet. Eline batacak. Bir diğerini de ben takayım. Çok güzel. Zarar yok. Şöyle taktık. Evet, hemen mayonez diyelim. Tamam, yeter, çok şey gerek yok ya, tamam. Tamam, mayonezini sürelim. Evet. Güzelce mayonez sürüyoruz. Evet. Harikasın. Bol bol. Çok güzel. Evet. Harikasın. Buyurun. Onu bana verin. Siz bunu alın lütfen. Gördüğünüz gibi güzelce mayonezledik. Mayonezledikten sonra yapacağımız şey peynirle güzelce peynirlemek. Evet, şöyle çok güzel. Çok güzel görünüyor. Hopa çok güzel. Harika. Gördüğünüz gibi her tarafına güzelce koyduk. Çok fazla yedirerek yaparsak çamur gibi olacağı için öyle yapmıyoruz. Üzerine güzelce kapladık. Kapladıktan sonra ne yapıyoruz? Güzelce çili biberimizle, şöyle çili biberiyle şu hale getiriyoruz. İnanıyorum ki bayılacaksınız. Onu yapmadım. Kim dayanabilir buna? Lütfen evde bunu yapın. Evde mızıkçılık yapan çocuklar vardır şimdi artık. Evden sıkılmışlardır. Lütfen özellikle çocuklara yapın. Seve seve evde kalacaklar. Anne, her akşam bana mısır yap diyecektir. Güzel ülkem, seni seviyorum. Ülkemde yaşayan tüm insanları da seviyorum. Hepiniz lütfen evde kalın. Şu lanet olası virüsü yok edelim. Evet, bu mısırı da size gönderiyorum. Lütfen her gün yapın. Çocuklara yapayım derken büyükler de isteyecekler, biliyorum. Beğenemeyecekler. Wow.